Merhabalar. Bu videomuzda Excel'in bize sağlamış olduğu bir kolaylıktan bahsedeceğim. Excel'de biz bir liste, örneğin Word programında bir liste yaparsak yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye mesela 160'a kadar yazacağız diyelim ki. Word programında bunları hepsi tek tek yazmamız gerekir ama Excel programında bu Excel bize bir kolaylık sağlamaktadır. Bu tarz arka arkaya gelen şeyleri peşin sıra arttırarak biz yazmamızı, kolay bir şekilde yapmamızı sağlar. Bunu nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Yani verileri nasıl çoğaltabileceğimizi ben size göstermek istiyorum burada. Ben böyle bir tablo hazırladım örnek olması açısından. Bakın birçok veri türünü kullandım. Tarih, saat vesaire her şey burada bulunmakta. Bakalım ne oluyor. Örneğin ilk başlangıçtan başlayalım. Bir veri dizisi oluşturacaksanız Excel programı için önemli olan şey şu. Öncelikli olarak ilk üçünü yazacaksınız. İlk üçünü yazdıktan sonra seçip daha sonra bakın şurada sağ alt köşede seçimin bir nokta var, yeşil nokta. O yeşil noktaya faremi getirip artı işaretinde oldu faremi gördüğünüz gibi. Bunu aşağıya doğru çektiğinizde o sayı dizisinde bu artmaya devam eder. Mesela ben burada 1, 3, 5 diye x'e x'e arttırdım. Bunu sürükleyip çektiğim zaman bakın onun devamında gitti. Mesela burada 1, 2, 4, 6 çifter çifter yapmışım. Bakın yaptım artı arta gitti. Ne yapıyorum? Seçiyorum. Hemen oradaki köşedeki yeşil noktaya geliyorum. Farem artı işaretini alıyor. Aşağı doğru çektiğim zaman o oranda artıyor. Bakın aynı sayıları yazarsanız hemen gösterelim. Çektiğiniz zaman değişmez. Bakın burada ben küsuratlı yapmışım. Hemen bunları böyle çekiyorum. Bakın ona göre ayarlıyor. Burada bakın orantısız bir artış var. Önce 8 artıyor sonra 3 artıyor mesela. Bunu yaptığınız zaman nasıl görünüyormuş? Bakalım. Bunu hemen kolaylaştırmak için bir önceki videoda olan özellik vardı hatırlıyorsanız. Virgül stili. Tıkladığınız zaman bakın bu hale getirebilirsiniz. Hatta bunu şöyle daha da yuvarlayabilirsiniz istiyorsanız eğer. Şöyle ben virgül yapayım böyle görünsün. Mesela tarihler. Haftalık program yapıyorsunuz. Takvimden gün gün bakmak yerine 3 tanesini yazıp şu şekilde çektiğiniz zaman bütün tarihleri doğru bir şekilde yerleştirir. Hadi bu tarihin bir de biçimini değiştirelim şuradan. Birazcık daha genişletmemiz gerekiyor demek ki. Bakın hepsi çarşamba günü olarak karşımıza çıktı. Ben bunları istersem mesela buraya gelip 9 Mayıs desem salı. İşte 16 Mayıs desem, buraya da 23 Mayıs desem ve bunu sıkıp çekersem bütün takvim ona göre düzenlenmiş olur. Bakın tek tek takvime bakıp tarihleri yanlış yazmamayın diye uğraşmak yerine bu işlem sayesinde bütün tarihleri ayarlayabilirsiniz. Devam ediyorum yapmaya. Biraz genişletmemiz gerekiyor. Genişlettik. Bakın ABC harfler. Yani metin, sayı değil, sayısal bir oranı, belli bir artış mantığı olmayan şeyler. Bakın çekiyorum, ne oldu? Aynı harfler tekrar etti. Çünkü buradaki sayılardaki birer birer, ikişer ikişer ya da üçer üçer artma mantığı yoktur harflerde. Bunlar metindir, bunlarda o tarz şeyler olmaz. Bunlar ancak kendini tekrar eder. Çekelim şöyle. Bakın gene barış. Mesela şuraya geldik. Bakın gene aynı şekilde uzuyor. Aylara gelelim bakalım aylar nasıl oluyor. Aylar normal bir şekilde arttı. Bakalım günler artıyor mu? Evet günler de artıyor. Peki değer ya bakın 1, 2, 3 diye yazdığım zaman artıyor mu? Evet artıyor. Ben bunu şöyle yapsaydım. 1 değer, 2 değer, 3 değer yazsaydım bakalım ne olacak? Gene artacak. Sadece metinsel ve belirli bir artış mantığı olmayan ifadelerimizde sürüklediğimiz zaman çoğaltamayız. Onlar kendi mantığına devam eder ama bir şekilde artış mantığı varsa işte aylar arka arkaya gelir bellidir. Günler 7 tanedir bellidir. Ve bu metinsel değer olsa bile içerisinde bir sayı olduğu için sayıların artış mantığı bellidir. O yüzden onlar mantıksal bir şekilde artabilir. Sadece şu alanda görmüş olduğunuz değerler artmaz. Ben bunları hep yukarıdan aşağıya yaptım ama bakın şurada aşağıda da yazdığım bir bölüm var. İstersem sağdan sola, soldan sağa doğru da bir ayarlama yapabilirim. Bunları da unutmayın. Verileri çoğaltmak Excel programı bizim birçok işimizi kolaylaştırır, birçok işimizde bize kolaylık sağlar. Çok kullanışlı bir özelliktir. O yüzden bu özelliği bilin, kullanın, kullanmanızı da tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.